15 Temmuz gecesinde diyor 16 masa var dükkanımda diyor 16'sı da dolu. Paranın gözüne vurdum. Hmm. Yani yaz akşamı. Hmm. Zaten bir yazın iş yapıyoruz doğru düzgün hmm. diyor. Hmm. Bir anda diyor bir yerden bir haber geldi, darbe oluyor diye 16 masada kalktı gitti diyor bir Allah'ın kulu hesap vermedi diyor. Çıldırıyorum diyor. Arkalarına kalayı vermişim diyor. Olayın farkında bile değilim diyor. Hmm. Üst tarafımda diyor çatışma başlamış. Ben altta 16 masanın hesabındayım hmm. diyor. Daha sonra diyor cumartesi günü biz olayın ne olduğunu anladık ama diyor 16 masa hesap ödemeden gitti. Bunlar içiyorlar orada o akşam. Hmm. Masalar çilingir masaları kurmuş. Eyvallah eyvallah. Abi diyor pazar günü, gündüz saat 11, bir adam geldi. Merhaba, merhaba. Biz cuma günü akşamı burada yemek yiyip arkadaşlarla bir şeyler hmm. içiyorduk. Darbe için köprüye çıktık, hesap ödemedik, haramdır şu parayı al. Hmm. Ulan diyor bir şok oldum. Hani alkol masasındaki adam. Hı hı. Hassasiyete bak. Dedim ki ya amca olup problem yok. Helali hoş olsun. hı, hı. <laughs> Git demiş tamam. Ben de yana helaldir demiş. Problem yok. Sen o gece oraya çıktın ya. Burayı savundun ya diye. Ardından diyor saat 12 bir, birisi daha geldi. Saat 12 içerek geçe biri daha geldi diyor. Hesap ödemeye geliyor. O gün öyle. diyor saat 4'e kadar <laughs> 16 masanın da sahibi geldi diyor. Ve hiçbiri birbirini tanımıyor. 16 masanın da hesabını ödemeye geldi. 16 kişi diyor. Şimdi ben o gece şunu gördüm. Bu ülkenin Ayyaş'ı da, Berduş'u da, Sarkoş'u da, Allah ıslah etsin o zilletten, o dertten onları kurtarsın da. Ama bu ülkenin insanı yani ortak bir nokta bulduğumuz zaman biz çok güzel birleşebiliyoruz. O hiçbir zaman bizimle o ortak noktada buluşmayan adamların ben bu topraklara ait olduğuna ikna olamıyorum diyorum evet. kendi kendime. Hı hı. O zaman aklıma geliyor anamın sözü. Ben şimdi üniversitede gençlere gidiyorum. Diyorum ki hı gençler ben buradaki gençlerin hepsine çok güveniyorum ve size inanıyorum diyorum. Hepiniz birer altınsınız. Çamura da düşmüş olsanız çıkardın, sildin. Altın değerinden bir şey kaybetmiyor. Bu topraklardaki doğan herkesin mutlaka yüreğinin altında o evet. on numara bir iman var. Kimisinin ki biraz tozlu, kimi biraz çamurlu. Biraz onu sildiğin, ihtiyaç var, değil mi? sildiğin zaman Üstad cevher ortaya diyor. çıkar. Bir insan günah işliyor olabilir ama o insanda yine kemalata medar seciyeler bulunabilir diyor. Aynen öyle. Bir büyüğüm nasihat etmişti bunu hiç unutmam. Eğer diyor görseniz ki bir adam bir tekel bayinden işte Hı? içki alırken onu gazeteye sardırmasını istiyorsa, gazeteye sardırıyorsa satıcıya, o, o adamda hala kurtarılacak şey vardır. Var. İnsanları bu kadar gömüp atmayın. Bu kadar kolay gömüp atmayın ne oğlum derdi. Önemli olan bir insanın finali nasıl yapacağı. Evet. Filmin sonu nasıl bitecek? Bitecek. Yani şu Cenab-ı Allah bizi bu dünyaya günahkarlara düşmanlık edelim diye göndermedi. Biz günaha düşmanız. Evet. Günahkara Değil. değiliz.